Merhabalar sevgili üreticilerimiz. Mayıs ayıyla birlikte yavaş yavaş mandalina ağaçlarımızın taze sürgünlerinde bizler için önemli bir zararlı olan yaprak bitleri görülmeye başladı. Sizleri bu bilgilendirmemizde bununla mücadele sırasında dikkat etmeniz gereken konular hakkında bilgilendireceğiz. Şöyle sıralayabiliriz. Birincisi ve en önemlisi, hemen 2-3 tane yaprak biti gördüğünüzde lütfen ilaçlamaya başlamayınız. Neden? Çünkü bahçenizdeki mevcut doğal düşmanlar bunları baskı altına alabilir. Biraz müsaade ediniz. Üreticilerimizden böyle deyince şöyle bir şey geliyor. Hani bu sırada hemen çoğalıp artıyor deniliyor. Tabii ki zararlıyı gördükten sonra bahçede takiplerimize devam etmemiz gerekiyor. Bu takibi yaptıktan sonra böyle bir karar alabiliyoruz. Onun dışında lütfen İlaçlamalarınızı yaparken yine ilaçların uçlardaki sürgünlere kadar ulaşmasına dikkat edin. Bir diğeri de yaprakların alt yüzeyine mutlaka ilaçlı suyun geldiğinden emin olun. Neden? Çünkü yine üreticilerimizden gelen bazı bilgilendirmelerde şöyle deniliyor. İlacımı attım ama etkili olmadı. İlacın etkili olmasında sadece ilacın doğru bir ilaç olması yeterli değil. Aynı zamanda bu ilaçlamanın da doğru ve uygun şekilde yapılması, zararlıya mutlaka ulaşması gerekiyor. Rüzgarlı bir havada yapılan ilaçlamada zararlıya ulaşmamış olabilir. İlaçlama sırasında yaprakların altına gelmemiş olabilir. Bu gibi faktörlere dikkat ederek lütfen ilaçlamanızı da tıpkı ilacın doğru seçildiği gibi atılmasında da dikkatli olalım. Mutlaka üretici kayıt defterine ilacımızı yazdırıp gerektiği düzeyde olduğunda ilaçlamamızı yapalım. Teşekkür ediyoruz.